Başkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Söyleşilerinin ilkine katıldı. Farklı ülkelerden yüzlerce öğrenciyle bir araya geldi. Kendinizi hafife almayın, bugün sizin yapacağınız bir şeyin insanlık tarihi gidişatını nasıl değiştireceğini bilemezsiniz, dedi. Sayın Doçent Doktor İbrahim Kalın, salonumuzu teşrif etmektedirler. Bugün hepimiz kelebek etkisi çağında yaşıyoruz. Kar topu etkisi çağını geride bıraktık. Ama bugün kelebek etkisi çağındayız. Yani evrenin bir yerinde meydana gelen bir küçük hareketliliğin bir başka yerinde neyi tetikleyeceğini garanti etme ya da hatta tahmin etme şansımız yok. Çağın gereksinimlerini ve dinamizmini kelebek etkisi teorisiyle anlattı, kendinizi hafife almayın öğüdü verdi. Bu dinamizmi dikkate aldığınız zaman bugün sizin ne yaptığınız, yarın ne yapacağınız, insanlık tarihinin gidişini nasıl değiştirecek bunu asla kestiremezsiniz. O yüzden kendinizi hiç hafife almayın. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Söyleşilerinde öğrencilerle bir araya geldi. Farklı ülkelerden gelen yüzlerce öğrenciye seslendi. Farklı alanlardan mutlaka beslenerek, farklı disiplinleri özümseyerek kendimizi yetiştirmemiz son derece önem arz ediyor. Her ne yapıyorsanız o işi iyi yapın. Tercihiniz ne olursa olsun, siyasettir, bilimdir, spordur, kültürdür, ticarettir, o işi iyi yapın. İyi yaptığınız, standartlarını doğru koyduğunuz zaman neticeyi mutlaka alırsınız. Etkinlikte konuşan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, yabancı uyruklu öğrencilerin burs ve yurt olanaklarının iyileştirileceğini söyledi. Türkiye'de eğitim gören yabancı öğrencilerin ülkelerine döndükten sonra Türkiye ile olan bağlarının kopmamasını istedi. Burs imkanlarımıza ilişkin önümüzdeki sene inşallah bir iyileştirme yapmayı düşünüyoruz. Ben geçen hafta Arnavutluk ve Karadağ'daydım. Türkiye mezunları dernekleri açıyoruz. Sizler ülkenize döndükten sonra Türkiye ile bağınız kopmasını istiyoruz.